Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan küntelikteki haberlerini huzurunla sunuş kutlarışımız. Kınem size dıktanlar ekranımızı bozsun. Mısır'ın sabık prezidenti Muhammed Mursi mahkemede şehit oldu. Mısır'da tunca kıtım halık tarafından saylanan sabık prezident Muhammed Mursi'nin 2019 yılı 17 iyun sot zalıda vapat bolğalıqı bildirildi. Mısır devletlik televizisi sabık prezidentin sot zalıda ahvalı yamallaşıp vapat bolğalıqını haber kıldı. Zalim Sisi tarafından tahttan çüşürülgen rehberinin sotlanış çariyanı da dastlabki ahvalının yamallaşqalıqı arkadın hayatının ayrılgalıqı haber kılınmaqta. Bildirilişçe Muhammed Mursi tünügünkü sotta 5 minut söz kılgandeyken hoşidin ketip hayatının ayrılgan. Mursi'nin ölüm haberi dünyanın her kaysi caylarıdaki Müslümanlar arasında kattık gulgulu kozgıdı. Okşumağın caylarda onun için gayibanı cinazı namazı okuldu. Türkiye Prezidenti Erdoğan ve başka nurgulluğun dağınlık şahıslar ictimai taratkularda Mursi'yi taziye bildirdi. Muhammed Mursi 1951 yılı Mısır'ın şimalideki Şarkıya vilayeti tuğulgan bulup, Kahire Üniversitesi'de İnjinerlik kesbi boyunca bakalavurluk ve magistrlik ünvanı erişken. Keyin Janubiy Kaliforniya Üniversitesi'de doktorlukunu tamamlagan ve dotsent bulup hizmet kılgan. Mısır'daki inkılaptan keyin Erkinlik ve Adalet Partisi'nin reisi bolgan Muhammed Mursi, yani Müslüman Qeyrindaşlar Teşkilatı'nın siyasi rehberlerinden biri bolgan. Muhammed Mursi 2000 yılı Mısır'da parlament azası bulup saylanan. 2011 yılı 4. ayda Müslüman Qeyrindaşlar Teşkilatı kurgan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin reisliğine saylanan. 2012 yılı ötküzülgen Mısır'nın prezidentlik saylamada 51.73% avazgı erişip, Mısır'nın 5. növetlik prezidenti bolgan. 2013 yılı 3. iyulda zalim Sisi başçılıkıdaki herbi küçler kozgan siyasi özgürüşte kolga eylingan. Muhammed Mursi Mısır tarihideki tüncü kıtım halkının sayılışı bilen vazifeye oltırgan prezident hesaplandı. Onun kaygoluk vapat edinken, Müslüman Qeyrindaşlar Teşkilatı bayanat ilan kılıp, onun ölümünün zalim Sisi hakimiyeti mesul ikkenlikini, Sisi'nin onu uzundun bayan türmede asta asta öldürüşünü plan kılgallıkını, bu sebepten onun davalanış hakkı, doğru işiltişi, hatta uruh tukalları ve adukatı bilen körüşümü çekilengenlikini bildirip, onun ölüm sebebinin halkaralık müstakil bir hayat tarafından tekşürleşin talep kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, şehit Mursi qeyrindaşımızga Allah'tan rahmet dileymen dedi. O, İstanbul'da Mursi'nin vapatı hakkında muhbirlerinin suallarına cevap verip, Mısır halkıya sabır diledi. O, Muhammed Mursi'nin yıllardan buyan Mısır'da herbi özgürlüş bilen hakimiyetini kolgu kirgiz valgan, zalim Sisi tarafından minlarca dostu bilen türmege solanğanlığını hatırlattı. Şundaqla Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Maarif Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhammo ictimai uçur vasıtırıdaki hesabıda uçur ilan kılıp, Mursi bir yigit, hakiki adam idi. O dava yolda tağ gibi turuşunun kandaq bulduğallıqını körsetti. İslam dünyasının acizliği, çaresizlikimizin teximi yüzümüzge urmaqta. O hayat vaxtıda onu yalğız koyup, emdi yığılıp tiz muşluğandan acaba kandaq kımmeti var. Dava adamları ve haq davalar sahipsiz kalgan müddetçe, yani devamlık Mursi'lerden ayrılımız diğerlerini bildirdi. Yani bir taraftan Mısır İçki İşler Ministerliği herbi siyasi özgürlük arkalık vazifesinin elip taşlanan sabık prezident Muhammed Mursi'nin vapatı dinkin devlet miqyası da ciddi halet ilan kıldı. Mısır taratkularının haber kılışça İçki İşler Ministerliği planlarını baştan ahırı közden keçirişke devlet miqyası da mukim ve köçme haletli vazife öteydiğen minlarca çarlılık üçünü her kaysi caylarına uğurlaştırışkı başlayan. Ofisler ve cemaat xavfsizlik xadimlerinin demeyleşini emelden kaldırgan ministerlik, devlet ve xüsusiler ilgilikedeki oğrullar, çirkevler ve mihmanxallarının bihaterlik tedbirlerini küçeytken. Xitay terrorluk meselesi de Birleşken Milletler Teşkilatı bilen pikir birliki hasıl kıldığı dedi. 17 iyun Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Xitay terrorluğu karıştırış meselesi de Birleşken Milletler Teşkilatı bilen pikir birliği hasıl kılgallığını ilan kıldı. Haberde Xitay Tashqi İşler Ministerliği Birleşken Milletler Teşkilatı'nın terrorluk işlerine mesul Rusiyalik muavin başkatipi Vladimir Voronkov'nın Şarkı Türkistan'da elip bargan ziyareti hakkında toxtulup, Xitay terrorluğu karıştırış meselesi de Birleşken Milletler Teşkilatı bilen pikir birliği hasıl kılgallığını ilan kılgan.
Xabarda yana Voronkovning terrorlikka qarishtirish amaldori bo'lish sifati bilan o'tgan hafta Sharq Turkistonda qilgan ziyorati Amerika, Angliya qatorliq davlatlar va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchraganligi. Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Jon Sullivan o'tgan hafta Voronkovning ziyoratini tushungili bo'lmaydiganligini, Voronkovning ziyorati Xitoyning Uyg'urlarni o'z ichiga olgan musulmonlarga qarshi davomlashtirayotgan bostirish siyosatini davomli qonunliq ko'rsatib, Xitoyning qonunsiz terrorlikka qarishtirish harakatini qonunliq qilib ko'rsatib qo'yganligini bildirdi. Kuzatuvchilar Voronkovning Xitoy ziyorati Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Mishel Bachelotni Sharq Turkistonda ziyorati bo'lishga taklif qilgan bo'lsa-mu, biroq Mishel Bachelot o'zining xohlagan lagerni ziyorat qilishiga yo'l qo'yilmog'icha bu taklifni qabul qilmaydiganligini bildirgan bir paytda elib berilganligi yaxshilikdan bishorat emasligini bildirishmoqda. Xitoyning Hong Kongdagi ish bajarish markaziga jazo lagerlarining suratlari choplandi. 17 iyun Hong Kongda namoyish qilayotgan xalq Xitoyning Hong Kongdagi ish bajarish o'rnining viviskisi ustiga Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga oid suratlarni choplagan. Xitoyning yo'lsizligiga qarshi jon tikib namoyish qilayotgan Hong Kong xalqi Xitoy kommunistlari tomonidan qirg'in qilinayotgan Sharq Turkiston xalqining haqliq da'vosini kun tartibiga keltirgan. Xitoyning Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilish, xalqni qirg'in qilishdan iborat rezil maqsadiga yetish uchun ta'sis qilingan jazo lagerlariga va urumchi qirg'inchiligiga munosabatli suratlar Xitoyning Hong Kongda turishlik ish bajarish ishxonasining viviskisi ustiga choplangan. Hong Kong xalqi bu harakati orqali Hong Kong xalqining la emas, Sharq Turkiston xalqining mo Xitoy kommunistlarining zulmiga uchrayotganligini xalqaroga bildirmoqchi bo'lgan. Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari masalasi xalqaro kun tartibiga kelgan bir paytda Hong Kong xalqining Xitoyning yo'lsizligiga qarshilik bildirish namoyishidimi Sharq Turkistonga aloqador suratlarni birga ko'tarib maydonlarda ko'rilishi diqqat tortgan edi. Shunaqa butun dunyodagi uyg'urlarmi ijtimoiy uchur vositalarida o'zlarining Hong Kong xalqining haqliq talabini qo'llaydiganligini, kommunistlarga qarshi hargizmi bo'shashmasligini bildirishib kelmoqda. İstanbul'da Uyghur çayxanası açıldı. Açıl grupisi ve Şarq Türkistan Yeni Nesil Hareketi'nin hemkarlığı bilen 16. iyun İstanbul Küçükçekmece Safaköy rayonunda Samaver çayxanası resmi açıldı. Çayxananın açılış merasimiga Şarq Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti reisi, Koşumcu Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan, Maarif Cemiyeti'nin başkatibi Abdullahat Abdurrahman, Sütuk Borakhan İlim ve Medeniyet Vakfı reisi Doktor Abdıhalık Uygur, Şarq Türkistan Teşvikat ve Akhbarat Agentliği Müdiri Doktor Abduvaris Hoten, Uygur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı reisi Abdullahat Uçkun, Şarq Türkistan Ölümalar Birliği'den Mahmutcan Damullam, Ustaz Nizamedin Temkini Ömer Qara Hacim ve Profesör Abdurrashid Qarluq Qatarlıq Ölüma Ustazlar iştirak kıldı. İçiliş mürasimi Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Arkadan mürasimiga qatnashgan ustozlar çayxananing ochilganligini tabriklab, ayrim-ayrim söz qildi. Çayxana mas'ullaridan ziyoratimizni qabul qilgan Abdulhafiz Maqsum va Abdusalam Maqsumlar çayxana ochishdagi maqsadini bayon qilib, munolarini bildirdi. Çayxanamiz har bir Sharq Turkistonlik yoshlar uchun ugunish, tunishish, tushunish, tang ilgirlash va ko'ngil ochish so'rini hozirlash maqsadida qurildi. Çayxanaga Uyg'ur o'quvchilar va ilm havaskarlari uchun Uyg'urcha, Turkcha darslik va foydalanish kitoblari Sharq Turkiston davosiga munosabatli tarixiy kitoblar tizildi. Biz bu orqali xalqimizning bilim sapasini o'stirishni planladik. Choyxonamizda har xil turdagi choylar, qahvalar, tatliq turimlar, dog'ob qatorliklar bor. Choyxonamizning nishoni eng tuvan baho, eng oliy sifat. Taraqqiyotimiz yoshlarning qo'llab-quvvatlashi bilandir. Xitoy chet eldan uy sotib olishni qonunsizlik deb e'lon qildi. Xitoy Oliy sot mahkamasining Xitoy fuqarolarining chet eldan uy sotib olishini qonunsizlik deb hukm chiqarganligi oshkorlandi. Xitoy Oliy sot mahkamasi va Xitoy Oliy taftish mahkamasi 2019 yili 1-oyning 31 kuni birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoy fuqarolarining chet elda uy sotib olishini qonunsizlik deb e'lon qilgan. Bayonotda mazkur qonunning bu yil 2-oyning 1 kunidan boshlab rasmiy ijro qilinganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoydagi kishilik huquq tafsandichiligi Bulupmu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik masalalarida xalqaroning qattiq besimiga duch kelayotgan Xitoy mazkur qonunni o'z vaqtida sirtqa oshkorlamagan. Hurra lonqisini talashish futbol musobaqasi davomlashmoqda. 16 iyun Istanbulda boshlangan Hurra lonqisini talashish futbol musobaqasining
tünce aylanma müsabakasının devamı tünügün 17. iyonu devam kıldı. 17. iyondaki birinci meydan müsabaka A gruptaki Eli Meşrep komandası bilen Kaliptaşlar komandası otursu da ele verildi. Müsabaka neticesi de Eli Meşrep komandası 1'e karşı 3 netice bilen Kaliptaşlar komandasını yendi. İkinci meydan müsabaka B gruptaki Ümit komandası bilen Tuğrul komandası otursu da ele verildi. Aldınki müsabakada Tuğrul komandası meydanını küçülük kontrol kılıp arkama arka 2 top vurdu. Neticede 1'e karşı 2 netice bilen üstünlük erişti. Keyinki meydanda Ümit komandası hücum usulünü özgertiş arkalık arka arkadan 2 top vurup 2'ye karşı 3 netice bilen Tuğrul komandasını yendi. İkinci aylanma müsabaka tövendekidek oranlaştırıldı. Bugün 18. iyun kes saat 7:30'da Diyarım komandası bilen Selim Paşa komandası arasında. Kes saat 8'de Bürküt komandası bilen Eynek komandası arasında ötküzüldü. Ertu 19. iyun çarşamba kes saat 7:30'da Udun komandası bilen Kaliptaşlar komandası arasında. Kes saat 8'de Anıyurt komandası bilen Tuğrul komandası arasında ötküzüldü. 20. iyun kes saat 7:30'da Eli Meşrep komandası bilen Selim Paşa komandası arasında. Kes saat 8'de Ümit komandası bilen Eynek komandası arasında ötküzüldü. İstanbul'da vakti var barlı kıyırındaşlarımızdan İstanbul Küçükçekmece rayonu Safaköy Nihal Tenterbiye zalda ötküzdü vatkan müsabaka ceryanı körüp bilişke kadem taşırıp kılışı talep kılındı. Germaniyada Avrupa Uygur Erkinlik Lonkısının talışış futbol müsabakası ötküzüldü. Dünya Uygur Kurultayının maddi ve manevi cihetlerden kolluşu Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin uyuşturuşu bilen 6. ayının 15-16 günleri Germaniyanın München şehrinde Avrupa Uygur Erkinlik Lonkısının talışış müsabakası neticelik ötküzüldü. Müsabakı başlanıştan ilgiri her kaysi devletlerden gelgen komandalarının azaları hem de en-enevi Uygur milli kiyimlerini kiygen München'deki Uygur Anıtıl Mektibi'nin okutukçı okuguşuları Uygurçı müzik sadası içinde ayıltızlık kök bayrak bilen öz devletinin bayraklarını kötürgen halde paradını öttü. Müsabakaya sahip kan bulgan Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin reisi Asgarcan Efendi'nin bayan kılışça bu müsabakaya 6 devletin 100'den artık komanda azası kadem taşırıp kılgan. Bu kıtımkı müsabaka Şarkı Türkistan'ın istiklal marşı bilen başlandı. Yüzlerce komanda azaları ve tamaşıbılar kollarını köksüge koyup milli marışkı bulgan hürmet ihtiramlarını bildirdi. Dünya Uygur Kurultayı reisi Dulkun Aysa, İlham Tohti Grupısının reisi Enverjan hem de çetellerden gelgen bazı muhim mihmanlar ve Bavariya Parlamentinin rehberlerimi bu katımkı müsabakının içiliş marasımıga katnaştı. Bavariya Parlamentinin muavin reisi Markus Rendibacher Efendi içiliş marasımıda söz edip, bu katımkı müsabakını kızgın tebrikleydi kallıkını, özünün herkaçan Uygur milli davasını kollaydı kallıkını, ceza lagırlarının takılışı üçün kolidin kilişçi tırışçalık görüntüsü kallıkını işbağını kıldı. 15. iyondaki ikiliş marasımı denkin Tunca Meydan müsabakını Germaniya Uygur komandası bilen Fransiya Uygur komandası başladı. Kıyırındaşlık sövgüsü ve muhabbet içinde 2 gün devamlaşkan bu müsabakada Şivisiya komandası birincilikke, Norveya komandası ikincilikke, Belgiya komandası üçüncülükke erişti. Dünya Uygur Kurultayı reisi Dulkun Aysa Efendi netice kazanan komandalarını Dünya Uygur Kurultayı namıdan maddi cihetten takdirledi hem de mukafat lonkısı takdim kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah adik haberimizi görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmetleştirme hakkı öptüm köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.